Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîne alel hayri ve lev asîran. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ittaku zelletel alim ve entaziru fey'ete sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen cemaat kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İttaku zelletel alim. Alimin yanlış yapmasından, yanlış davranışından, hatasından, kusurundan sakınınız. Ve entaziru fey'ete. Onun bu hatasından dönmesini bekleyiniz. Alim, Müslümanları aydınlatan kişidir. Onun durumu, konumu insanlara rehberliktir. Alim insanlara yol gösterir. İnsanlar alimleri taklit ederler. Onların sözlerini tutarlar. Yaptıkları davranışları örnek alırlar. O önderdir. Onun için alimin bir düşük hareketi, bir yolsuz davranışı, yanlış bir işi, herkesin göreceği şekilde yanlış bir davranışı tehlikelidir. Tehlikelidir. Ondan sakınmanız lazım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü sıradan bir insanın bir yanlışlık yapması kendisine günah olur. Herkes Allah karşısında sorumludur. Yaptığı günahın karşılığı Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, icma ümmette, içtihatte neyse onu dünyada, ukbada görecektir. Herkes sorguya çekilecektir. Bire bir. Ama böyle önder, herkese imam, örnek olan bir alim bir yanlış yaptığı zaman onun zararı sadece bir kişiyle, yani kendisiyle kalmaz. Onu insanlar örnek aldıkları için, onun yaptıklarını doğru bildikleri ve taklit ettikleri için, onun sözlerine uydukları için onu gören, onu duyan, onun işlerini kendine rehber edinen ne kadar Müslüman insan varsa yanlışı o kadar yaygın olur. O kadar yaygın olur. Böyle alimlerden de demek ki yanlışlık çıkabilir. Tabii nedir? Alim de olsa insandır. İnsan da beşerdir, şaşardır. Şaşmayan, hata etmeyen yalnız Allah'tır. Peygamberler de aleyhisselam salavat ve teslimat da Allah'ın koruması, himayesi olmasa insan olmaları hasebiyle onlar da yanlış ederler. Hatta onlardan da zelleler sadır olmuştur. Ama büyük günahlar sadır olmaz, işlemezler. Çünkü Allah onları himaye eder, korur. Ama bunun dışında kim olursa olsun, hoca olsun, evliya olsun,
alim olsun, sıradan bir kimse olsun, insanlar hata ederler. Hata etmek zaten insan olmanın bir sonucudur. Adem Aleyhisselam bile babamız Havva anamızla biz ondan türedik. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Adem'i yarattı. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva anamızı yarattı. Onlardan da insanları yarattı. Bizim babamız o. O cennette bir yanlışlık yaptı. Sonra Allah onu cennetten yeryüzüne indirdi. Yeryüzünde hatasını anlayarak Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi biz ne yaptıysak kendimize yaptık, zulmettik. Kendimize yazık ettik. Eğer sen bize acımazsan, günahlarımızı bağışlamazsan biz hepten kaybedenlerden, iflas edenlerden oluruz diye gözyaşlarıyla ağladılar. Adem Aleyhisselam da Havva anamızda neticede Allah tevbelerini kabul etti ve onları Arafat Dağı'nda buluşturdu. Sonra da işte insanlar onlardan türedi. İnsan olmanın sonucu dedik. İnsan olmanın sonucu günah işliyoruz, hata ediyoruz. Ama insanlık bu. Daha evvel de size hatırlatmıştık. Bir ayağı sürçtüyse, ya ağzından yanlış bir söz çıktıysa, o günahta, hatada ısrar etmemeli. Atamız Adem Aleyhisselam gibi, Havva anamız gibi hemen tevbekar olmalı. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Estağfurullahil azim ve tübü ileyh diye tevbe etmeli. Yani insanlar hata ederler. Alim de hata eder tabii. O da insandır. Evet, ilmi onu sıradan bir kimseden daha çok korur. Bilen adam ne yapacağını bilerek hareket eder, ne yapacağını bilerek konuşur. Onun için Allah'ın koyduğu kurallara, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çizdiği sınırlara riayet eder, uyar. Onları aşmaz. İlmi onu gerektirir. Ama o da insandır. Onda da nefis vardır. Beşerdir. Yanılabilir. Alimler önderdir. İnsanları aydınlatan kandillerdir. Bu konuda hadis okuduk sizlere bu kürsüden. Ama bilirsiniz ki alimler de yanılırlar. Yanıldığı zaman dikkat edin, onlara uymayın. Çünkü kendisine uyulması ilmi sebebiyledir. İlminin gereğini yapması sebebiyledir. İlminin gereğini yapmadığı zaman o zaman ona uyulmaz. Yani Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine isyan teşkil eden, masiyet diyoruz biz ona, günah oluşturan bir sözüne, bir davranışına dikkat edin, ona uymayın, ona uymayın, ona uyulmaz. Bunun örnekleri çok. Bu hadisin dışında mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir genç kişiyi, sahabiyi dışarıya gönderdiği görevli bir bölgeye, oranın müşriklerini, İslam düşmanlarını, zalimleri hizaya getirmesi için gönderdiği bir askeri birliğin başına genç bir sahabiyi kumandan tayin etmiş. Ehliyetli olduktan sonra akıl yaşta değil baştadır. Çok zekidir, çok ilim sahibidir. Yaşlı bir adamdan daha iyi bilebilir, görebilir. Onun için ehliyet yaşta olmaz. Yaşın tecrübe dolayısıyla bir etkisi vardır ama akıl akıldan üstündür. Gençlik, genç de olsa, gençliğinde de olsa bir kimsenin Allah ona üstün zeka, kabiliyet lütfetmişse, çok iyi tahsil görmüşse, yaşlı adamların ulaşamayacağı yerlere ulaştırılabilir. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem böyle yetenekli, kabiliyetli bir sahabiyi askeri bir birliğin başına kumandan tayin etmiş. Orduda, birlik içerisinde yaşlı kimseler var. Gençlik insanın heyecan devresidir. Heyecanlar gençlik döneminde daha çoktur. Yaşlılıkta bu kadar olmaz heyecanlılık. Yaşlılar daha, zaten fiziki olarak da daha yavaş hareket ederler. Olaylar karşısında tepkileri geçten olur.
Gençler ise çabuk alevlenirler, heyecanlanırlar. Yaşın gereği böyledir. Bu genç kumandan da otoritesini denemek istemiş. Askeri birliktekilere karşı kendisinin otoritesini denemek istemiş. Ufak bir olaydan dolayı canı sıkılmış. Sefer sırasında emir vermiş herkese çalı çırpı odun toplayın diye. Onları toplatmış, asker toplamış. Topladıktan sonra onu ateşletmiş, yaktırmış. Alev alev ateş yanarken Resulullah size, komandanınıza uyun, itaat edin emrini verdi. Emrediyorum, sıradan ateşe atlayınız demiş. Sahabiler demişler ki biz Resulullah Efendimiz'e ateşten kurtulmak için inandık, tabi olduk. Sen ise bizi ateşe atıyorsun. Burada bir terslik var demişler. Biz demişler itaat edemeyiz. Tabi tepinmiş, kızmış filan ama kimse ateş, can tatlı ateşe atılır mı? Sonra Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var. Bile bile kendinizi tehlikeye atmayın. La tulku beydikum ile tehlike. Ateşe atmak %100 ölüm demek. Zahiren, görünüşe göre bu emir veriyor Allah. Olmaz diyor. Tedbirli olacaksınız. Size düşen önlemleri alacaksınız. Böyle tehlikeli şeylerden kaçacaksınız. Sen ateşe at, yanacaksın. Bu böyle. Atlamamışlar. Kızsa da tabii koca ordu. O bir kişi ne yapabilir ki? Neticede sefer tamamlanmış başarıyla. Fakat bu olay böyle kalmış. Dönünce de sahabiler endişe etmişler. Hakikaten Peygamberimiz bir müfreze, bir birlik gönderdiği zaman Seniyetül Veda deniyor. Uğurlama tepesi, uğurlama veda tepesi şimdi Medine'de, Medine-i Münevvere'de gene o var o. Oraya kadar kumandanın yanında yürürmüş ve ne yapması gerekiyorsa onları tavsiye edermiş, emredermiş. İşte o emirlerin içerisinde bu zata da uyun, itaat edin, itaatsizlik etmekten kaçının emri var. Ama ateşe atla dedi. Ona karşılık etmediler, itaat etmediler. İşlerinde bir ilinti var, rahatsızlık var. Evet, ayet var böyle ama peygamber de böyle söyledi. İtaat etmedik diye. Hemen gelmişler Medine-i Münevvere'ye dönüşlerinde. Demişler ki ya Resulallah, kumandan bize işte falanca mevkide bir hareketimizde canı sıkıldı. İşte odun toplattı, yaktırdı ve ateşe sırayla atlayın dedi. Biz de atlamadık. Biz peygambere ateşten kurtulmak için inandık. Sen bize ateşe atıyorsun, bu doğru değil dedik. Kızdı bize ama seferi tamamlayıp geldik. Verdiğin görevi yerine getirdik ama içimizde bir şey var. Ateşe atlamanın doğru olmadığını ayet-i celleden de biliyoruz ama siz de böyle emretmiştiniz. O zaman buyurmuş ki la ta'ate lil mahluk unde ma'siyetil halik. Yaradana isyan oluşturan bir konuda yaratılana mahluk, o kumandan da yaratılmış bir insandır. Yaratan Allah'a isyan teşkil eden, oluşturan bir hususta, konuda, fiilde, davranışta yaratılana, mahluka itaat olmaz. Genel kuralını söylemiş. İtaat Allah kanunlara, kurallara, alan emirlerine uygun olanın yoldadır. O emirlere karşı gelindiği zaman kusura bakma. Biz önce Allah'a inanıyoruz, ona itaat ederiz. Resulullah'a itaat ederiz. Sen onların emrini uyguladığın takdirde kurban olalım, başımız kurban olsun yoluna denir. Allah isyan teşkil eder. Resul isyan teşkil eden yerde ona karşı konu. Burada da işte Efendimiz onu hatırlatıyor bir açıdan. Alimin zelletine dikkat edin, sakının. Evet, alimler önderdir, rehberdir, kandildir, aydınlatırlar sizi. Cehalet karanlığından aydınlığa çıkarırlar ama onlar da insandır. Böyle yanlışlık yaptıkları zaman uymayın. Uymayın. Deyin ki bir alim yanlış yaptığı zaman bizim bilmediğimiz adamın yapmak zorunda kalmış olabileceği bir zorunluluk durumu olabilir. Bu yaptığı yanlış Kur'an'a uymuyor. Peygamberin sünnetine uymuyor.
alimin ilmi lamil alimin alim kişinin de davranışına uymuyor. Herhalde bir zaruret var, ya unuttu ya yanıldı gibi yorumlar yaparaktan onun yanlışından dönmesini bekleyiniz. Vantazru feyatehu, dönüşünü bekleyiniz. Onu hemen kabul etmeyiniz. Ona uymayınız buyurmuş. Demek ki alim de olsa, haram işlese, hoca ya o deyip biz de haram işleyememiz olmaz, caiz değil. Şimdi bu konu istismar ediliyor. Bakın bu hadisleri bu zat onun için toplamış. Efendim bizim milletimiz tasavvuf erbabına, büyüklerine, evliyaullah'a büyük saygı duyarlar. Ta Müslüman oluşumuzun temelinde tasavvuf vardır. Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana gibi herkesin gönlünde taht kurmuşlardır. İmam Gazali gibi kişiler. Onun için böyle büyük evliyaullah'a, ulemaya büyük saygı duyarız biz. Yerindedir. Öyle olmalıdır. Ama o alim de insan olması hasabıyla yanlış yaptığı zaman bir bildiği vardır. Biz de bunu yapalım diyemeyiz. Ölçü Kur'an'dır, sünnettir. Ölçü Kur'an'dır, sünnettir. Böyle Allah'ın kanunlarına, Kur'an'a, sünnete aykırı olduğu zaman o yaptı, biz de yapalım bunu. O haramı yedi, biz de yiyelim diyemeyiz. Yapamayız. Ölçü Kur'an'a, sünnettir. Böyle uyulması caiz olmayan yerlerde alime uymanın mazereti yoktur. Allah'ın emrine muhalefet ettiği zaman kim olursa olsun, evet, kainen mekâne, kim olursa olsun Allah'ın emirlerine, Resulullah Efendimiz'in sünnetlerine isyan, muhalefet ettiği takdirde la yuktada bih kainen mekâne, kim olursa olsun ona uyulmaz. Ona uyulmaz. Evet, şimdi hocayı sevilir dedik. Bu Güneydoğu'da bilse kurban derler, kurban. Yani hocayı, alimi çok sever, sevimledir, yerindedir ama kayıtsız şartsız kurban Allah'a. Kayıtsız şartsız kurban Resulullah'a. Alimlere kurban, Kur'an ve sünnete uyduğu takdirde kurban diyeceğiz. Kur'an ve sünnete uymadığı zaman kusura bakma hocam, ben seni çok severim ama senin sevmemin sebebi Kur'an ve sünneti öğrettiğin için. Onlara ters düştün mü? Ben Allah'ı tercih ederim, Resulullah'ı tercih ederim, kusura bakma hocam diye şöyle kenarda bırakmalıyız. Onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mazereti olmaz diyor. Böyle uyarsanız, yani sen de diyor bakın, bir başkası cehenneme girse sen de o girdi diye girer misin? Olur mu böyle şey? Alime neyi dinliyorsun, alime uyuyorsun? Cehennemde yanmamak için, cehennemden kurtulmak için. O cehenneme girmişse sen de mi gireceksin onunla beraber? Olmaz bu iş. Ama bu milletin, halkımızın arasından maalesef bu konular bilinmediği için, evet, ne diyor? Şarkı bestelemiş. Sensiz cennete vallahi gitmem diye şarkı söylüyor. Ne kadar akılsız adam. Olur mu ya? Cennetin ne olduğunu bilmiyor bu adam. Bilse hiç böyle söyler mi? Bilse hiç böyle söyler mi? Böyle şarkı olur mu? Böyle tür... Sen de bunu mırıldanma. Hani o bir yanlışlık yapmış, bunu söylemiş. Sen de bunu mırıldanma, böyle şarkıları söyleme. Ateşle oynarsın. Ateşle oynarsın. Ya işte Efendimiz işte bize bunları hatırlatıyor. Alimlere uyulur ama dikkat edin, onlar da yanlış yapabilir. Yanlış yaptığı zaman kusura bakmayın diye şöyle durmasını bilin diyor. Bilin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Lan taziru feyatehu, onun dönüşünü bekleyin. O da insandır. Bir şey oldu ama biz de anlayamadık. Bu adamdan bu hal zuhur etmez.
meydana çıkmaz ya, bu kadar alim adam şimdiye kadar böyle bir şeyle yapmadı ama ne oldu acaba diye bekleyiniz, bekleyiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tevbesini bekleyiniz, yaptığı hatadan geri dönmesini bekleyiniz. Evet, zaten şimdi buralarda öyle incelikler var ki, şimdi hocalar çok muktedabi, kendisi uyulan insanlardır, imam insanlardır. Hoca olmak çok sorumluluktur. Bak, ben bir yanlış yapsam, bana, beni seven, bana inanan herkes der, onu da yapar. Evet, bunu uygulamada görüyorum. Tanıyorlar, Allah razı olsun. Mesela bir yerde namaz kıldım. Dikeldiğim zaman insan namaza durmadan evvel sağını solunu derleyecek, toparlayacak, düzgün duracak. Ama namazı girdikten sonra ayağınla, elinle uğraşmayacaksın. Kafa Allah'a bağlanacak. Değil mi? Okuduğun ayeti takip edeceksin. Hocaya uymuşsan imama, onun ayetindeki manaları takip edeceksin. Huzurlu namaz kılacaksın. Ayağım yerinde mi, ileride mi, geride mi? Yok yok, o devir başlangıçta, bidayette. Namazı girdin mi, kafa Allah'la. Allah'ın huzurundasın çünkü. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Olmalı. Benim sol ayağım biraz ilerideymiş. Geldi birkaç kişi, dediler hocam, namazda ayakta dururken sol ayağın azıcık ileride olması sünnet mi? Haberim yok ya, sünnet ile ayağımın sünnet. Ha, demek ki hocaların ayağına varıncaya kadar her şeyini hocalar, şey, vatandaş dikkat ediyor. Artık bizim özgürlüğümüz kalmadı. Çünkü yanlışımı da adam bak taklit etmeye kalkıyor. Ha, bir hocalarlık böyle bir hassas konu, hocalık böyle bir şerefli bir meslek, peygamber makamı, ama sorumluluğu da ona göre çok. Bizim sıradan bir adam gibi özgürlüğümüz yok. Fedakar olacağız, fedakarlık yapacağız. Biz de insanız, doğru da fedakarlık yapacağız, yapmamız lazım. Yoksa bakın işte hemen hata, yanlış birçok insana sirayet ediyor, ulaşıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize hatırlatıyor. Alimler bunları kendine dikkat etmeli. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığınızı neye söylüyorsunuz? Cevat Hoca'ya ve hocalık kürsüsüne oturanlara Allah öyle sorguya çekecek. Kendin yapmadığın halde niye söyledin? Evet, كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَكُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığını, İnanmadığını, kabul etmediğini başkasına söylemek Allah katında çok çirkin, Allah'ın gazabına sebep olan bir husustur. Ayet bu. Ayet bu. Onun için şimdi tabii ben kenardayım diye rahatladın ama daha evvel de söyledim. Sen de ailen hocasısın. Kur'an-ı Kerim'de emir var. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَفِرْ عَلَيْهَا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا Namazı hanımına, oğluna, kızına emret. Ayet bu. Ayrıca ku enfusukum ehlim nara. Nasıl cehenneme gitmemek için didiniyorsan ey baba, ey ana, yavruların da cehenneme gitmemesi için didin, çalış, koru onları da diyor. Şimdi elinde rakı şişesi, şarap kadehi. Oğlum sen bana bakma, içme ha. Elinde sigara, oğlum bu mereti içme ha. Olmaz. Sen de hocasın, ailenin hocasısın sen de. Çocukların hocasısın sen de beyefendi. Evet, biz hocalar böyle olacağız ama sen de öylesin. Sen de öylesin. Bir mümin diğer müminin hocasıdır. Çünkü güzelliği, güzel bildiği şeyi, doğruyu emr-i maruf yapmak farzdır. Başka müminlere aktaracağız. Ben başım, bir başım var, hoş işim var, yok İslam'da. Ben huzura erdim, kurtuldum. Dost doğru güzel bir davranış yapıyorum, sergiliyorum. Yolumu buldum. Bana ne ya elin? Yok, biz müminiz, kardeşiz. Mümin olmasa bile insan kardeşliği var. Elimizden gelirse kafire bile diyeceğiz ki yazık ya, yanacaksın, gel buraya. Allah de de kardeş olalım, kurtulalım diyeceğiz. Evet, bu insanlık görevi.
Onun için İslam'da cihat farzdır. İnsanlığı insanlara yaymak için, zulmü önlemek için, cehalet karanlığını kaldırmak için cihat vardır. Kelle koparmak için değil. İnsanlığını unutmuş zalim insanlara, diğer insanları istismar eden, ezen insanlara ezmeyin, yapmayın. Kardeşiz, insan kardeşliği var diye savaşılır İslam'da. Evet, hep böyledir. Bakınız İslam tarihine. Hep böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de Hazreti Ali Efendimiz'i çağırmış. Moraller sıfır, sıtma hastalığını yakalanmışlar. Ekmek kalmamış, karınları aç. Moraller sıfırken demiş ki yarın inşallah şu kılıcı vereceğim kimse sayesinde zafer bizim olacak. Peygamber yalan söylemez. Ama görünende hiç buna uymuyor. Karınlarda ekmek yok. Hasta, asker hasta. O kalelere çekilmişler, karınları tok, sırtları pek. Gülüyorlarmış, açlıktan ölecekler zaten diye. Böyle bir durumda Efendimiz diyor ki, zafer bizim. Ebu Bekir kılıcı almaya heveslenmiş. Oral olmamış Peygamberimiz. Sana vermeyeceğim demek yani. Arif adam geri çekilmiş. Arkasından Ömer görünmüş. Ben kahraman, böyle pehlivan Ömer'im. Hakkını veririm bu kılıcın diye. Peygamberimiz başını eğmiş. Yani sana da vermeyeceğim. Ebu Bekir Ömer'e vermezse kimse talip olmamış. Böyle adamlara vermezse diye. Ali nerede demiş? Ali. Ali demişler hasta yatıyor. Çağırın Ali'yi. Radıyallahu anh Efendimiz'i. İki kişi koltuğuna girmiş. Gözleri bitmiş. Hastalıktan. Olur ya hasta adamların gözleri bitmiş, böyle çirinlenmiş. İki kişinin koltuğunda duruyor, peygamberin karşısında. Demiş Ali, bu kılıcın sana vereceğim, senin sayende fetih müyesser olacak inşallah. Demiş, ya Resulallah kurban olayım, anam babam sana feda olsun ama vallahi ayağımın tırnaklarını görmüyorum, gözlerim kapalı. Fuf! Demiş peygamberimiz. Ona bir okumuş, anında düzelmiş. Hazreti Ali, şimdi ver demiş şu kılıcı, hepsini kılıçtan geçireceğim. Dur, Ali demiş, dur. Biz yeryüzüne insan kesmeye gelmedik. Evvela onları İslam'a, insanlığa çağır. Zayıfları sömürmeyin, zulmetmeyin, ezmeyin. Onlar sizin hemcinsiniz. İslam'a gelin, kardeş olalım diye evvela insanlığı tebliğ et. Kabul etmezlerse ondan sonra bildiğini yaparsın ya Ali demiş. Evet. Onun için bizler, müminler, Müslümanlar hem din, evvela işte ayet var. Kendimiz kurtulacağız. Ailemizi kurtaracağız. Müminleri kurtaracağız kardeşimiz çünkü. İnsanların da kurtuluşu için çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Efendim bu olayda da onu görüyoruz. Onun için her birimiz böyle görevliyiz. Hoca da işte arz ettiğim gibi oradan çıktık ya, söylediğini yapması lazım. Söylediğini yapması lazım. Yaptıklarına dikkat etmesi lazım. Çünkü hatası, yanlışı birçok insanı yanıltır. Siz de hocaları sevin de hoca da insandır diye bir nokta bırakın. Her yaptığını körü körüne yapmayın. Yanlış yaptığı zaman durmasını bilin. O bizim hocamız. İçerse biz de içeriz. Kumar oynarız biz kumarız. Zina. Yo. Kim olursa olsun Kur'an'ın dışında hiçbir adam yok. Resulullah Efendimiz de böyle. Evet. Felenes'elennellezine ursile ileyhim ve lenes'elennel murselin. Kesin ayet var. Yemin ediyor Allah ki peygamberleri de hesaba çekeceğim. Onların hitap ettiği insanları da hesaba çekeceğim. Peygamberler de Kur'an'dan ayrı değil. Kur'an'dan hariç değil, müstesna değil. Herkes alan Kur'an'ı karşısında, emirler karşısında boynunu bükecek, hesap verecek. Onun için evet alimleri sevin ama Allah'ın emirlerine isyan teşkil ettiği yerde dikkat edin diyor. Orada uyumak olmaz. Evet onun dönmesini, tevbesini bakın şimdi. Buradan hareketle bir de tabii zaten biliyoruz hocam, hocalar ne der, siz onun ne güzel bulmuşsunuz çaresini. Hocanın dediğini tut,
gittiği yoldan gitme derler Anadolu'da, köylerde. Yok. Yani siz güzelliğinizden böyle söylüyor. Hocadan vazgeçemiyor gene. O zaten peygamber vazgeçin demiyor. Bekleyin diyor, hatasından dönmesini bekleyin. Gene ondan kopun gidin demiyor. Anadolu insanı öyle diyor. Hocanın dediğini tut ama yaptığını yapma. Gittiği yoldan gitme. Demek ki öyle bir devir gelmiş ki hocalar söylediğini tutmuyor. Yamuk davranışları, sözleri. Gene de siz bırakamıyorsunuz. Güzel, hocaya saygı böyle devam etsin. Öyle diyorsunuz. Dediğini tut. Çünkü kürsüye çıksa herhalde minberde sövemez, küfredemez. Ayet okuyacak, hadis okuyacak. Cevat Hoca da kürsüye çıktığı zaman hadis okuyor. Bak burası onun yeri çünkü. Burada küfredemez ki. Küfrederse konuşturmazlar ki. Evet, dediğini tut. Gittiği yol, yo. Hoca gittiği yol da söylediğine uygun olacak. Öyle olması lazım. Ama o da insandır. Olmadığı zaman hemen onu kopmayın. Kopmayın. Tamamen aleyhine de konuşmayın. Neden? Evet, şimdi o orası var. Şimdi hiç bilmeyen bir adam ile bilen bir adam bir olmaz diyor Allah. Kur'an'da öyle var. Bilmeyenle bilen bir olur mu? Olmaz tabii. Mesela benim okuduğum kitapları sen okumadın. Bilgileri sen elde edilmedin. Neden? Edinemezsin. Çünkü sen mağazaya gittin, fabrikaya gittin, memurluğa. Ben de gece gündüz bunlarla uğraşıyorum. Sana öğretirken de öğreniyorum ayrıca. Hayatım bununla benim. Tabii benim kadar onun için bilemezsin. Ben her şeyi biliyorum demek değil ama tabii fark olacak. Çünkü sen herkes bununla uğraşsa karnımız nerede duyacak? Elbiseyi nereden bulacağız? Otomobili kim yapacak? Değil mi? İhtiyaçlar, herkes, o hepsi güzel işler bunların. Tabii hocalar böyle olacak da şunu unutma. Hocaları hemen o kadar da kötüleme. Yanlış yapsa bile çabuk kurtulmasını affettirecek yolları da bilir. Yolları da bilir. Mesela sen 60 sene namaz kılasın, oruç tutasın. Hoca öyle bir püf noktasını biliyordur. Senin 10 sene çalıştığını bir gecede halleder. Biliyor çünkü. Nasıl dua edileceğini biliyor. Nasıl namaz kılacağını biliyor. Attı mı 12'den vuruyor. Sen ise 12'den vurunca kadar antrenman yaparsın. Karavana atarsın bir sürü. Evet, neticede 12'den vurursun ama hoca zaten bu şey bildiği için evet böyledir. Hocaları hemen dışlayıvermeyin. Öyle diyor. Yanılmasını bekleyin. Yalnız bekleyin. Çünkü o affettirmesini de bilir. O da insandır, bir yanılmıştır ama affettirmesini de bilir. Evet. Allah Celle Celaluhu'nun hoşuna gidecek senin bilmediğin hareketi o bilir. Onu yapar. Affettim şu keratayı der Allah da. Affediverir. Ama sen bunu bilmeyebilirsin. Hocalardan vazgeçmeyin ama hocalar da böyle olmalı. Dikkat edin diyor size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle söylüyor. Evet. Şimdi İsa aleyhisselama sormuşlar. Gümüşhanel Hazretleri naklediyor. Demişler ki insanların arasında en bozguncu, en çok zararlı kimdir? Cevap vermiş. Zelletü alimin. Alimin zarar, hatasıdır. Çünkü herkes o yaptığına göre bir yeri vardır diye. Herkes o yanlışı yaparlar. En çok bozguncu alimin hatasıdır demiş İsa aleyhisselam da. Bizler, hocalar, siz de tabii ailenizin hocası dedik. Böyle inandığımızı, güzel bildiğimizi yaşayacağız. Yaşadığımızı söyleyeceğiz. Hareketlerimize dikkat edeceğiz. Bizleri örnek alıyorlar diye. Böyle Allah'ın kurallarını çiğnememeye çalışacağız. Siz de alimleri dinleyeceksiniz. Ama yanlış yaptığı zaman da bir dakika hocam demesini bileceksiniz. Bu hadis-i şerif İbn-i Adi, Beyhaki, Asgari, Amr ibn-i Avf ibn-i Müzeni'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.